Evet arkadaşlar, bugün analog rendering'den bahsedeceğiz. Maket fotoğrafından render elde etme, arazi fotoğrafına yerleştirme. Şimdi ekranımı paylaşayım. Buradan prezentasyonu alayım ve ekranımı paylaşayım. Şimdi nelerimiz var elimizde? Ona bir bakalım. Şimdi benim elimde şöyle görseller var. Bir tanesi şu. Bir tanesi bu. Bir tanesi bu, bir tanesi bu. Dört tane arazi fotoğrafım var. Şöyle. Ve dört tane de maket fotoğrafım var. Şöyle, şöyle, böyle, böyle. Yani geniş açıda çektim arkadaşlar. Şu normal açı, bu geniş açı. Yani ne olur ne olmaz. Belki sığmaz mı olmaz falan filan diye. Artık çoğu telefonlarda da zaten birkaç tane kamera oluyor. Bu da normal bir açı. Bu da aynı şeyin geniş açısı. Şimdi bizim yapmamız gereken şey perspektifleri ve gölgeyi birbirine uydurmak. Bu çektiğimiz fotoğraflardaki perspektifi ve gölgeyi birbirine uydurmamız gerekiyor. Şimdi bunun için öncelikle geniş açıda çektiğim fotoğrafları geniş açıda çektiğim maket fotoğraflarıyla birleştirmem gerekiyor. Normal açıyla çektiklerimi normal açıyla birleştirmem gerekiyor. Hemen onları bir düzenleyelim. Şuraya bir geniş açı diyelim. Geniş açı diyelim. Şimdi bunların hangisi geniş açıymış? Şöyle bir bakalım. Şu da şuraya bir de normal açı ekleyelim. Normal açı. Şu geniş açı. Bu normal açı. Bu geniş açı. Ay, yanlış mı yaptım? Yanlış yaptım galiba. Şu şeydi. Bu normal açıydı. Şu normal açıydı. Şu geniş açıydı. Şimdi şunları alalım. Bu geniş açı mı, normal açı mı? Şunlar geniş. Şunla şu geniş. Bunda bu normal. Şimdi geniş açılarımıza bakalım. Tamam. Geniş, 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 geniş. Güzel. Bunlar da normal açılarımız. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi tamam, açıları şey yaptık. Gölgeyi bir de ayarlamamız gerekiyor. Şimdi bir fotoğrafın ne zaman çekildiğini görmek için fotoğrafın EXIF bilgilerine bakmamız lazım. EXIF bilgisi EXIF Edirne X İstanbul Fatsa şeklinde yazılır. Mac'te bunun üzerine tıklayıp burada get info dersek, şurada infoya basarsak burada çıkar. Ne zaman çekildiği, kimin çektiği, işte çekerken hangi ayarlarının şey yaptığı, kullanıldığı falan. Şu şekilde burada görürüz. Aynı zamanda ne zaman çekildiğini de görürüz. 22 Mart 2022, bugün saat 10:12 ile çekilmiş bu fotoğraf. Bunu siz Windows'ta EXIF bilgilerine bakma derseniz bulabilirsiniz. Muhtemelen sağ tıklayıp özellikler deyip yanlış hatırlamıyorsam sağ tıklayıp özellikler deyip oradan özellikler açıldığında daha fazla mı, başka seçenekler mi, öyle bir şeyler olması lazım. Detaylar mı falan. Bir bakarsınız, çok zor değil yani. Bir fotoğrafın ne zaman çekildiğini bakabilirsiniz. Hatta işte bir dijital makine falan kullanmışsanız eğer burada şuradaki gibi F değerleri, yok bilmem stop değerleri falan, flash kullanılmışsa hangi flash değerleri falan, her şey çıkar o EXIF değerlerinde.
Şimdi tamam, 22 Mart bugün saat 10-12'de. Bugün saat 10-12'de güneş İzmir'de, Tınas Tepe'de, burada kaç derece açıyla geliyordu? Nasıl bulabiliriz? Hemen şöyle bir site var arkadaşlar. Sun Earth Tools diye. Bu Sun Earth Tools'ta biz şunu kapatalım. Şöyle buradan gelelim şeye, İzmir'e, Tınas Tepe'ye. Tam olarak şuradan bir yerden çektim ben. Tamam mı arkadaşlar? Şuradan bir yerden. Şimdi bu nereden çekmişim? Bakın şu North, şu East, işte enlem boylamları burada, koordinatları burada yazıyor. Şuradan bir de şey de girelim. Zaman da girelim. 22 saat 10 12'de. GMT 2 Day Saving Time, Daylight Saving, güneşten yararlanma. Hani eskiden oluyordu da bir saat geri alıyorduk, bir şeyler oluyordu falan. Böyle sersem ya kalkıyorduk ya da çok uyumuş kalkıyorduk falan. O yani artık olmuyor çünkü devamlı güneş şeyindeyiz. Onu belirliyoruz. Daha sonra burada arkadaşlar GMT artı 2, aslında bunu kaldırıp biz hep 3'teyiz şu anda. Yani Londra'dan 3 saat daha erkendeyiz. Londra'da Greenwich var biliyorsunuz. Orada 00 oluyor her şey. Böyle de diyebilirsiniz. Şimdi burada, bu tarihte, burada güneş değerlerimizi neymiş bakıyoruz. Şu zaten bizim şu bulunduğumuz yerin bütün yıllık diyagramı. Mart ve Eylül aylarında bakın şu açılarda yapıyor. İşte ne bileyim Mayıs'ta şöyle yapıyor. Şeyde böyle yapıyor falan. Buradan da bakabilirsiniz açılara. Şuradan da açılara bakabilirsiniz. Buradan da trigonometrik. Hangi açıda, hangi saatte? Bakın şurada saatler. Burada da açılar var. Buradan bakabilirsiniz hangi açıda olduğuna. Daha sonra açısını bulursak trigonometriden tanjant, kotanjant falan, bu mimarlık fakültesini kazanırken ki kullandığınız yeteneklerinizi kullanarak bunun gölgenin uzunluğunu ve açısını hesaplayabilirsiniz. Değil mi arkadaşlar? Biraz geride kaldı ama hatırlayabilirsiniz. Hatırlayamayanlar için şöyle bir kıyak yaptım size arkadaşlar. Bunun kodunu yazdım. Bunun kodunu paylaşacağım sizinle. Ladybug diye bir plugin var arkadaşlar. Bu Ladybug genel olarak güneşin hareketleri ve ekolojik tasarımla alakalı bir plugin. İşte güneş ışıması nasıl oluyor, bir yerde işte gölge bilmem nesi nasıl oluyor, işte gibi gibi bir sürü, bakın burada şeyleri var, dataları var. Biz buradan sadece bunun güneşin şeyini kullanacağız. Açısını ve işte gölge uzunluğunu falan kullanacağız. Şurada girişlerimiz şunlar. Bu bizim latitude longitude'umuz arkadaşlar. Bunlar şey, enlem boylamlar. Bu şu anda İzmir zaten şu anda, hatta Tınas Tepe şu anda. Başka bir yerde bir proje yaparsanız bunları değiştirebilirsiniz istediğiniz gibi. Şunu yok, şunu silebilirim. Bu benim ölçeceğim bir direk gibi bir şey var diyelim mesela. Bir çubuk var diyelim. O çubuğun uzunluğu. Onu birazdan anlatacağım zaten. Şu ayımız, günümüz, saatimiz burada daylight saving olması için böyle bir şey yaptım ben ve dakikamız. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi çubuğumuza gelelim. Bu işte böyle bir kod, çok fazla karmaşık olmayan bir kod. Ne işe yarıyor?
Şöyle göstereyim. Burada zaten şöyle bir şey var. Bu daylight şeyi. Bizim haritamız. Bunu zaten Ladybug veriyor bize. Şu ne demek olduğunu çok az bir öğrenelim. Şurası arkadaşlar en uç çizgi. Şunun şu yayın en uç çizgisi şurası. Kışın güneşin hareketi, en yukarıdaki olanı yazın hareketi. Tamam mı arkadaşlar? Çünkü hani yazın daha dik gelir ya güneş. O yüzden işte şöyle geliyor burada. Şunlar da her bir saat. İşte yeni doğduğunda burada, sonra yavaş yavaş yükseliyor, 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 sonra artıyor. Mesela saat 12'de kışın burada, yazın burada. Haziran'da burada. Bu da şunların aynı saatlerde, farklı mevsimlerde olan şey durumları. Bunu bu şekilde okuyoruz. Şu anda bizim burada işaretlediğimiz durumda güneş, bakın şurası güneş, şurası güney. Şurası ne, nasılmış? Bakın şuradan geliyormuş. Tamam mı? Saat 10'da güneş buradaymış. Şöyle. Kuzeyi buraya alırsak eğer. Şimdi bizim burada yapacağımız şey şu. Burada şuradan şurada bir çubuk olsa ve bu 1 metre yüksekliğinde olsa. Bu 1 metre yüksekliğinde olan çubuğun gölgesi, çubuğun ucunun gölgesi nereye düşer? Onu hesaplıyorum. Bu kod ona yarıyor. Ve burada bize kartezyen düzleminde nerede olması gerektiğini söylüyor. Bakın neymiş? Bu 0.0'da olan 0.0 ve 100. Z'si 100'de, değil mi şu noktanın? Bakın zaten koordinatı o şekilde. Z'si 100'de 0, 0, 100'de olan noktanın gölgesi eksi 131 ve 77 koordinatına düşüyormuş. X, Y düzleminde eksi 131, 77 ne demek? Evet. Bunu bakarken tabii ki her zaman kuzey yukarıda bakıyoruz. Bakın nereye denk geliyor? Şeyimiz burada. Hatta top diyelim şöyle. Tam yukarıdan bakalım. Sıfır noktamız burası. Bu noktamız nerede? Eksi 131, 77. Şuraya falan bir yere denk geliyor. Şunu bir kenara yazıyoruz arkadaşlar. Yani 100 birimlik bir sopanın ucu şuraya denk geliyor. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi bizim şu fotoğrafı bir açalım. Nerede bizim fotoğraf? Şurada. Bu fotoğrafı çekerken tabii bizim yönlenmemiz de önemli. Yani objektifi tutarken nereye bakıyorum? Tamam mı arkadaşlar? Ona da böyle yaklaşık daha hani hep kuzeye veya güneye veya kuzey batı gibi şeylere bakarsanız eğer oturturken imajı oturturken daha size yardımcı olur. Çok kafanız karışmasın. Bu konuyu yaptıkça anlarsınız zaten. O yüzden o konuyu çok fazla girmeyeceğim. Şimdi şu ekranımı bir kapatayım. Neredeyiz? Sakai. Buradayız. Ve kameramı açayım. Evet. Şimdi arkadaşlar bu elimde gördüğümüş olduğunuz bir adet maket. Şöyle. Tamam, böyle bir maket var elimde. Tamam mı? Sonra şu bu buraya yapışıktı, silikonluydu. Sonra çıktı, baktı, bantladık bir şey oldu. Sonra şurada da bir tane çubuğum var arkadaşlar benim şöyle. Görüyor musunuz? Bir tane kürdan var. Bu maketimin altlığı ve kuzey
Bu maketimde her makette çoğu makette olduğu gibi şöyle yukarıda. Kuzeyim yukarıda. Sonra buna şöyle bir kürdan saplıyorum. Bu kürdanın boyu 5 santim. Bunun gölgesini çekerken öyle bir ayarlayacağım ki, öyle bir açıda fotoğrafını çekmem gerekiyor ki bunun. Hocam böldüğüm için özür dilerim. Evet. Kameramız açıksın da. Kamera açık değil, tamam. Burada share dememişim. Pardon, çok özür dilerim. Tekrar şey yapıyorum. Evet. Tekrar baştan. Maket. Maket altlığı. Elimizde bir maket var. Maket altlığı var. Kuzey okumuz var. Şurada da bir adet kürdanımız var arkadaşlar. Tamam mı? Şu şekilde. Bu kürdanın belli bir boyu var. 5 santim. Ve bu kürdanın boyunun eğer 100 santim kabul edersek nereye gelmesi gerekiyordu? Az önce Grasshopper'dan şey yapmıştık, kaydetmiştik. -131.77. Aynen öyle. -131.77. Tamam mı arkadaşlar? Peki bu 100 ise? 5 ise ne olacak? 5'e böleceğiz. Kaça böleceğiz? 20'ye böleceğiz. -131'i 20'ye bölebilir miyiz lütfen? 65'e 15 mi yapıyor? 6.5'a 15 mi yapıyor? Kaç yapıyor? 6.5'a 0.15, 1.5 yapmak. Yaklaşık. Yaklaşık olarak. 20'ye bölüyor. 20'ye bölüyor. 3.5 falan yapıyor. 6.5'a 3.5. Ya işte yaklaşık olarak. Şimdi bunun şu x-y düzlemi ya arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şöyle kameraya. X neydi? Eksi 6.5, pardon şu tarafa doğru gidiyorum. Pardon, kuzey böyle, şöyle bakacağım arkadaşlar. Şöyle bakıyorum. Ne tarafta olması gerekiyor? -6.5, -6.5, 3.5 şuraya. Bunun gölgesinin şuraya gelmesi gerekiyor. Bu kırmızı noktaya. Buraya bir nokta işaret ediyorum. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Yani bir gölge durumu belirliyorum. Bu gölge durumunu maketimde işaretliyorum. Sabit bir çubuk üzerinden. Tamam mı arkadaşlar? İşaretliyorum. Sonra bir yanıma bir arkadaşımı alıyorum. Tabii bu o kuzeye göre projeniz nasıl duruyorsa onu şey yapıyorsunuz. Konumlandırıyorsunuz artık bu proje nasılsa. Daha sonra şeye gidiyoruz. Şu kameramı artık kapatabilirim. Kameramı kapattım. Ve ekranımı açtım. Ve açık değil mi ekran? Tamam. Sonra bu şeyimizi çekiyoruz. Fotoğrafımızı çekiyoruz arkadaşlar. Şimdi fotoğraf çekerken bu şey arkada. Çubuk. Tamam mı arkadaşlar? Çubuk arkada kaldı ama o çubuğu çekerken arkadaşımız, bunu tutan arkadaş, o çubuğun ucunun o kırmızı noktaya gelmesini sağlıyor. Onu o açıda tutuyor. Fark ettiyseniz şu anda bu düz değil. Hafif bir yamuk. Neden yamuk? Çünkü o anki bu işte öğle tatilinde çekildi. Öğle tatilindeki güneş açısı ile sabahki güneş açısı bir değil, değil mi? Onu birbirine tutturmak için yamultmamız gerekiyor. Eğmemiz, bükmemiz gerekiyor. Bunu böyle eğip büküyor ve o arkadaki şu, bakın şurada çok az zaten gözüküyor. Şeyi alıp o kırmızı noktanın ucundayken tamam diyor. Orada sabit tutuyor. Daha sonra biz fotoğraf çekiyoruz. Şimdi fotoğrafı çekerken fotoğraf çekim yüksekliğimiz çok önemli. Yani telefonun şuradaki zeminden ne kadar
yüksekte olup olmadığı çok önemli. Şimdi bir şuna bakın, bir de buna bakın. Bir buna bakın, bir buna bakın. Arada çok fark var. Bir tanesi nasıl bir şey? Bu bizim maketimize sanki birazcık üstünden bakıyormuşuz gibi, değil mi? Bir tanesi ise bayağı bir altından bakıyormuşuz gibi. İşte bizim projemizin büyüklüğüne göre o şeyi de belirliyoruz. Yüksekliği de belirliyoruz. Genelde mimari proje yaparken zaten böyle alttan çekeriz. Projemizi olabildiğince böyle alttan çekmeye çalışırız. Hatta o noktada kamerası köşede olan cep telefonları daha çok işe yarıyor. Çünkü daha fazla alta inebiliyorsunuz. Tamam mı arkadaşlar? Evet. Şeyde ise, şunda ise, bu sanki bizim çekim yüksekliğimiz, yani göz hizamızın altında bir objeymiş gibi. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Sanki bu bir kriyojenetik bir kapsül. Bunu içine gireceğiz. Bir uzay mekiğinde olanlardan var ya, hani böyle kapsülün içine giriyorsun, uyuyorsun falan gibi düşünün. Hani o boyutta bir şey, içine giriyoruz gibi düşünebilirsiniz bunu. Neden? Çünkü bizim göz hizamızın altında. Bu ise ne oldu? Şu ise iki katlı bir ev yüksekliğinde. Neden? Bayağı biz alttan yukarı bakıyoruz ona. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi biz bu şunu bir alalım. Photoshop'umuzu da açalım. Evet, şunu Photoshop'a bir atalım. Buraya kadar soru var mı? Güzel, çok güzel. Photoshop açılacak mı acaba? Şu Rhino'yu kapatabilirim. Save dedik. Quit Rhinoceros diyelim. Bunun definition'ı sizinle paylaşırım arkadaşlar. Ders içeriklerinde falan paylaşırım. Yani isteyen trigonometriyi kullanır. O siteden şey yapar, alır. Kafasında, kafasıyla gözüyle çarpar, böler artık nasıl isterse. İsteyen kodlamayı kullanır. Photoshop açılacak inşallah bugün. Evet. Şöyle hemen içine atalım. Şimdi arkadaşlar, bu var elimizde. Gölgesini biliyoruz. Bir de şu var. Nerede o? Bizim mimari ölçeğimiz. Bu değil, bu. Şunu da atalım içine. Tamam. Şimdi burada bayağı bir mask yapmamız lazım. Bir kere arka fonu atacağız. Ve bu arka fonu atarken arkadaşlar, şöyle, buradaki gölgeyi atmamamız gerekiyor çünkü onu kullanacağız. O yüzden elimize şeyi alalım. Şurada acaba magnetik lasso beni çözer mi? Şöyle buradan, hadi şöyle gelsin. Hadi azıcık yardım. Şuradan böyle geliyor falan. Burada biraz sallıyoruz artık. Belki burayı biraz düzeltirim. Şöyle bunun da çevresinden. Şöyle bakın, bazı yerlerde tıklıyorum. Tamam. Tamam. Aldık. Copy diyorum. Ve şuraya paste diyorum. Peki, geldim. Tabii ki çok büyük şu anda ve şeyler garip.
Her şey garip. Şimdi burada bir de ne yapmamız gerekiyor? Birazcık daha işimiz var. Bir kere şurada boşluklarımız var bizim. Bu boşluklarımızı da silmemiz gerekiyor, değil mi? Ki mimari projede bu olmayabilir. Orası boşluksuz olabilir ama bu hani böyleymiş. Bu kapsülde böyleymiş. Oralarda canlılar varmış. Shift'e basıyorum. Artı çıkıyor. Burayı da seçiyorum. Shift'e basıyorum. Artı çıkıyor. Burayı da seçiyorum. Şurada minik... Ay yanlış yaptım. Heh, shift artıya basmayı, shift'e basmayı unuttum. Şurada da minik bir şey var. Tamam. Bunu da silelim. Gözüksün arkası. Güzel. Şimdi bu var. Bir de şu gölge olayları var, değil mi? Şu gölgeyi de bir çözelim. Şöyle yakınlaşalım. Şuradan başlayalım. Bunun gölgesini şöyle seçelim. Şöyle şöyle bütün şu gölgeyi şöyle seçtik. Şimdi bunu ne yapacağız peki? Kopyalayacak mıyız? Hayır. Sağ tıklayacağız. Layer via cut diyeceğiz ki şu ayrı bir layer, bu ayrı bir layer olsun. İstersek bunları tutup şöyle şurası çok küçük kaldı. Bu projeksiyona bağlayınca ne yazık ki şey oluyor. Çok küçük kalıyor. Şöyle bir şey yapayım. Bunu istersek böyle düzen tertip adına şunun içine de koyabiliriz böyle. Şu gölge layer'ını bakın şu ortalarda da bir şeyler var. Bazı boşluklar olması gerekiyor. Onları da şöyle seçelim. Silelim. Şurayı da seçelim. Şöyle yani şurada biraz saçmalıklar kaldı. Onu hemen elle düzeltivereyim şöyle. Bu seçmeleri falan biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Artı, eksi falan öğrendik. Değil mi? Şuradan da yapabiliyorduk. Ben hani klavyeden yapıyorum hızlıca. Şurada bunun şöyle bir yuvarlağı vardı arkadaşlar. Hatırlıyorsanız. Biz onu şey yapmıştık. Maketimizin altlığı gölgeye yetmediği için alamamıştık. O yüzden belki şurada şöyle bir alan varmış gibi düşünebiliriz. Bunu da örneğin ne bileyim şu renge falan boyayabiliriz istersek. Yani önemli olan burada bir gölgenin olması arkadaşlar. Peki. Tamam. Çok güzel. Şimdi bu grubu biz şu fotoğrafın üzerine bir oturtmamız gerekiyor. Ne yapacağız? Ctrl T diyorum. Şöyle biraz küçültelim. Çok hafif küçülttük. Azıcık şey yapalım. Şöyle oynatalım. Tamam mı? Belki yok. Bu iki katlı ev büyüklüğünde mi? Değil gibi. Biraz büyütebiliriz belki de. Bunu yaparken ne yapıyoruz? Her zaman şuna tıklıyoruz değil mi arkadaşlar? Yoksa kaçıyor bir yerlere. Şöyle bir şey yapalım mesela. Tamam mı? Hayır git. Git. Close. Evet. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız artık? Şu gölge işini halletmemiz gerekiyor. O yüzden bu gölge layer'ını alıyorum arkadaşlar. Bir kapatıyorum. Buraların koyu olması gerekiyor değil mi? Çünkü orada bir obje olursa orası koyulaşır. Nasıl koyulaştırabiliriz orayı? Bunu sağ tıklıyorum. Ama bakın buraya sağ tıklamıyorum. Şuraya sağ tıklıyorum. Bunun imajın üzerine sağ tıklıyorum. Select Pixels diyorum. Bu imajı kapatıyorum. Daha sonra background'a geliyorum. Şu anda şurayı kopyala diyorum. Copy. Paste diyorum. Ne yaptı bakın. O şuranın gölgelerin olduğu yerde bir şey yarattı. Layer yarattı. Şunu da kapatırsam ne yaptığını görürsünüz. Tamam mı arkadaşlar?
Sonra şu layer'ı ben nesini değiştireceğim? Birazcık oynayacağım. File adjustments neyle oynayayım? Levels ile bir oynasam mı acaba? Bir levels ile oynayayım. Şöyle. Bu şu yukarıdaki şey gözüküyor. Şu gölge gözüküyor. Ben şunla oynayacağım. O gölgeyi kapattım. Bunu seçtim. Image adjustments levels diyorum. Bakın şunu şöyle çekersem hop. Gölge geldi. Tata. Evet arkadaşlar. İstersek bunun çevresini hani birazcık daha düzgün. Bu arada bakın şuradaki gölge bu kadar koyu mu değil mi? Buradan görebilirsiniz. Mesela başka bir şey bir şeyin gölgesi var mı burada? Şunu bir kapatalım. Yani burada çok yok ama şu an bak şurası. Şuraya bakın. Bu gölgeyle bu gölge bir mi? Değil. Ne yapacağız? Eşitleyeceğiz. Nasıl eşitleyeceğiz? Şunu hemen tekrar şöyle alıyorum. Bunun image adjustments, levels. Ne kadar kapatmam gerekiyor? Şu falan çok az bulutluydu. O yüzden mesela çok güneşli olursa şöyle falan yapmamız gerekebilir. Ama azıcık böyle bulutlar varsa o zaman şöyle yapabiliriz. Şimdi şurayla şuranın yaklaşık olarak aynı olmasını şey yapıyorum. Şuralarda falan değil mi? Şurada falan. Okey. Arkadaşlar. Budur. Renderimiz hazır. Tabii bir de artık insan falan da koymamız lazım buna. Değil mi? Ölçek için mi? Tabii renderlarda insan olur. Kesitlerde insan olur. Çoğu çizimlerde insan olur ki biz kendimizi ölçeklendirebilelim. İnsan koymak için ne yapıyoruz? Hemen Google amcaya ne diyoruz? People PNG architectural render falan diyebilir miyiz acaba? Bilmiyorum. Bakalım. Görsellerden ne bileyim? Şu hanım abla acaba müsait midir? Bakalım PNG'ye. Bir indirelim. Downloads. Geldi mi? Yok. PNG gelmedi. PNG gelmedi. Neyse bunun bir sürü şeyleri var arkadaşlar. Yani siteleri var. Ondan falan indirebilirsiniz. Bakalım. PNG diyor ama bazen gelmiyor. Hocam direkt sitesine girmeniz gerekiyor. PNG olarak indirebilmeniz için. Öyle mi? Peki. Böyle bir şey geldi. Direkt kısa yol da geldi arkadaşlar. Ama ben hani hızlıca şöyle bir şey yapmak istiyorum zaman kaybetmemek için. Şunu rasterize deyip şunları sileyim. Arkadaşlar yani işte. Tamam mı? Bunu da böyle koyduk mu? Tabii daha şöyle üst tarafa bir yere koyacağız. Şöyle zeytin ağacı burada. Bunlar da şöyle falan olabilir. Eğer daha uzağa koyacaksak bunu hemen şuraya kilitleyelim. Kilitli zaten tamam. Şöyle mesela iki katlı ev büyüklüğündeyken şöyle olur. İnsan koyarken püf noktası. Arkadaşlar ufuk çizginizi ki bu ufuk çizgisi bu fotoğrafta bakın şurada bir yerdedir. Hani şuralara bakarsanız. Ufuk çizgisine bir çizgi çekiyoruz. Eğer fotoğraf horizontal çekilmişse, tamamen yatay olarak çekilmişse, eğer böyle gökdelene bakar gibi kafamızı kaldırmışsak o zaman bu olmaz, çalışmaz. Bir ufuk çizgisi çekiyoruz ve buraya koyduğumuz tüm insanları kafalarını copy paste diyeyim. Kafalarını nerede olursa olsun eğer bir düzlük varsa her zaman
Oraya koyuyoruz. Bakın şu anda ne oldu? Buradakiler daha önde, buradakiler daha arkada. Ama kafaları aynı hizada olduğu için perspektife uygun gözüküyor. Evet arkadaşlar, bu şekilde render'ımızı yapıyoruz. Şimdi bir örnek, şunu kaydedelim mi? File. Save as. Okay. Normal açı Photoshop dosyası olarak kaydedelim. Şimdi bir de diğer açıya bakalım. Şu şeye diğer açı değil pardon. Diğer ölçek. Sanki o kapsülmüş gibi. Sanki büyük bir ev değilmiş de kapsülmüş gibi bir şey oluşturalım. Hemen şunu açıyorum. Bu fotoğrafım şu. Bunun üzerine gelecek diğer fotoğrafım da bu. Arkadaşlar ne yapıyorum? Öncelikle şunu hemen maskeliyorum. Şunu bir isterseniz kopyasını da alabilirsiniz bir şey kaybetmemek için. Ama ben gerek duymuyorum veya duyayım mı? Hadi duyayım. Bir tane kopyası olsun. Şunu alıyorum ve hemen Magic Wand değil, Magic Magnetic Lasso'yla şunu seçiyorum. Pardon, çok gittim. Eğer yanlış bir yerlere gittiyseniz Backspace tuşuna basarak, geri al tuşuna basarak geri alabilirsiniz siz de. Şunu şöyle yaklaşık olarak seçiyorum. Şöyle. Photoshop çok akıllandı arkadaşlar. Gerçekten söylüyorum. Copy. Bunu kapat. Buraya paste. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi ne yapacağız? Şunları falan da çıkaracağız. Hoppa. Şuradan. Başka da bir de şurada küçük bir delik var. Tamam. Bir de şu gölgesini çıkartalım buradan. Ne diyorum buna? Layer via, layer via cut. Bunun içinden bir de şuraları çıkartayım. Yaklaşık olarak. Şurada birazcık bir şeyler kaldı ama artık o kadar olsun, bu hızlı bir gösterim zaten. Siz daha titiz ve düzgün bir şekilde maskelersiniz diye ümit ediyorum. Derken dayanamadı. Şurada 3 tane tık için birbirimizin kalbini kırmayalım, değil mi? Evet. Şimdi bunu da silelim. Gölgemiz var, şey var. Bunu bir şöyle ikisini birlikte ne yapıyorduk? Bir layer'a koyuyorduk, değil mi? Şöyle. Hop. Şimdi bunu Ctrl T dediğimizde bu çok olmuyor gibi. Değil mi? Sanki bir perspektifte bir yanlışlık var. Neden? Çünkü ben biraz daha kameramı yukarı kaldırarak bunu çekmeliymişim. Yanlışlık yapmışım. Ne yapacağız? Aynen öyle. Perspektif ayarıyla oynayacağız. Şimdi yeni Photoshop'ta perspektifi nereye koydunuz arkadaşlar? Şurada mısınız? Perspektif. Distort'u ben daha çok seviyorum arkadaşlar. Distort bana daha kontrollü geliyor. Distort'u yapıp şunu birazcık şöyle sanki daha üstten bakıyormuşçasına veya tam tersi çekmişseniz böyle de yapabilirsiniz tabii ki. Ama sanki o zaman daha alttan değil üstten çekmişsiniz gibi olur. Şöyle birazcık oynuyorum bunun perspektifiyle. Çok mu oynadım?
Şöyle bir şey yaklaşık. Sonra bunu şöyle şuraya koyuyorum arkadaşlar. Şöyle mesela şu ağacın olduğu yere koyuyorum. Tamam mı? Bu da böyle bir kapsülmüş. Belki biraz daha distort yapabilirim. Şöyle tam uymadı gibi çünkü. Distort. Belki şunu biraz şöyle daha çekiştirsem. Sanki daha iyi olacak gibi. Şöyle. Sonra ne yapıyorum? Deminki yaptığımın aynısını yapıyorum. Buna geliyorum. Şuna, şu layer'a. Select pixels diyorum. Bunu kapatabilirim. Bu layer'a geliyorum. Copy diyorum, paste diyorum. Ne oldu? Şurada şöyle bir layer'ım oldu. Şu. Sonra bu layer'ı alıp Image Adjustments Curves'ten beyazını, yani koyulunu bir nebze ay Curves değil pardon çok özür dilerim Levels. Levels'ten şunu koyulaştırarak yaklaşık nasıl olacak? Şu koyulukta falan olacak değil mi? Oraya getiriyorum. İstersem şunu da kullanabilirim şöyle. O da olur. Aynı şey. Çok büyük bir farkı yok bu arada. Şöyle buraya getirebilirim. Daha sonra istersem buna mesela demin yapmadık ama hafif bir blur filtresi eklersem birazcık daha dağılır. Blur ben genellikle Gaussian blur kullanırım. Şöyle biraz artıralım bakalım. Ha bu şeyi artırıyor. İçindeki ben kenarlarını artırmak istiyordum. Kenarlarını belki şöylemesine seçerken şöyle yapabiliriz arkadaşlar onun için. Nerede? Paste. Load Selection. Bunu seçtik ya arkadaşlar şu anda. Geri aldım yaptıklarımı. Biraz kenarlarını daha yumuşak seçmek istiyorum. Tamam mı arkadaşlar? Geri aldım şurada yaptıklarımı. Load Selection dedim. Bunu kapattım. Şimdi daha copy paste yapmadan önce şöyle bir şey yapacağım. Select Modify Smooth. Diyelim ki 20 piksel şuralardan yumuşatarak seçtim. Copy diyorum. Sonra pardon, burada bu layer'dayken copy diyorum. Copy dedim, paste dedim ve image adjustments curves dedim ve düşürdüm. Ay curves diyorum hep ya. Adjustments levels dedim ve şunu düşürdüm. Bakın bu sefer şuralar biraz daha yumuşak oldu. Yumuşak bir geçiş oldu. 20 piksel. Bu geçişin daha yumuşak olmasını istiyorsanız pikseli artırabilirsiniz. Tamam mı arkadaşlar? Bu da sanki burada işte bir ne bileyim şey varmış gibi şu layer'ı da artık bunun içine atabilirim. Şöyle şunu artık sanki burada bir kapsül yerde bir kapsül varmış gibi bir görsel elde ediyorum. Evet arkadaşlar. Sorular. Evet buyurun. Hocam son yaptığınız işlemde bölge işleminde ikisi de aynı dediniz ama mesela orada beyaz çiçekler vardı. Burada normal beyaz ama diğerinde sarı oluyordu. Yapın isterseniz diğeriyle bölgeyi bir daha sarı olacaktır. Diğer çiçekler değişiyor yani. Öyle gördüm de. Hangi? Anlamadım. Şu gölgedeki bizim yapı yani o maketin gölgesindeki çiçekler sarı oluyordu. Diğer gölgeyle yaptığımız zaman üstteki gölgeyle ayarıyla. Üstteki gölge ayarı. Bir de basitten gölge ayarı veriyorduk ya bir altta bir üstte ikisi de aynı dediniz. İkisini de aynı yaparsanız aynı. Ha şu anladım. Şunu diyorsun. Levels order. Şunu diyorsun sen. Bunu böyle değil de şuradan yap diyorsun. Curves'ten yap diyorsun. Yok hocam az önceki üstteki hali. Aynı. Yok. Bunun gibi oluyordu ama diğerinde bunda değil.
Image Adjustments Levels. Evet. Üsttekinde. Aha, şundan. Şundan mı? Bakın sarı oluyor. Yani aynısı. Şimdi şunu şöyle yapalım. Mesela şöyle yapalım. Bir de alttakinde yapalım. Şunu bire getirelim. Şöyle yapalım. Şimdi alttaki rengini koruyor sanki üstteki. Ama şöyle bir durum var. Ben burada beyazları kat, yani tamamen siliyorum. Şimdi bak, beyazlara odaklanalım. Beyazlara odaklanıyoruz. Şu papatyalar var ya burada. Bu papatyalara odaklanalım. Şöyle bayağı yakınlaştım. Bu papatyaları ben böyle yaparsam bak, beyaz hala beyaz. Görüyor musun? Ama şundan yaparsam beyazlıklarını alıyorum. O yüzden bu daha iyi. Okey. Yani şu Levels'ta birinci ders, şey birinci dönem Photoshop'tan hatırlarsınız. Levels'ta bütün imajın beyazının dengesini şaşırtıyorum. Beyazları tamamen geri çekiyorum. Artık bunun beyazı buradan başlıyor demek oluyor bu. O yüzden daha tutarlı aslında. Renk olarak bunu yaptıktan sonra ay, ne kadar yaptım bilmiyorum ama fena yapmamışım. Bunu yaptıktan sonra mesela daha sarı, biraz daha yeşil olmasını istiyorsanız Image Adjustments Hue and Saturation'da buna işte çok az daha yeşil vereyim ben. Şöyle falan da isterseniz diyebilirsiniz. Yani rengi dengelersiniz böyle. Eğer isterseniz. Daha iyi oldu değil mi? Senin istediğin böyle bir şeydi sanırım. Evet, evet. Teşekkür ederim. Yani bu Hue and Saturation'dan da o renkleri dengeleyebilirsiniz istediğiniz gibi. Evet, nasıl teknik arkadaşlar? Mutlaka yani analog çalışsanız bile derslerinizde, proje derslerinizde çizim, render, modelleme yapmasanız bile eğer elinizde bir güzel bir maketiniz varsa ve çektiğiniz araziden fotoğrafınız varsa gayet bu şekilde render'ınızı yapabilirsiniz. Save as diyeyim. Bunu da aynı şekilde buraya kaydedeyim. Evet. Ne oldu? Bu hala kaydediyor. Şunu durdurabilirim artık.